başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün kitap alışverişinin videosu çekiyorum size. Okuldan yaptığım ilk kitap alışverişi. Bunun nedeni de Mart ayında yapmış oldukları muhteşem Ay Günlüğü serisi indirimiydi. Çok düşündüm bu kitapları alıp almama konusunda. Ben dedim en iyisi alayım, bu kampanya kaçmaz. Sonra aldım, sepetime koydum. Gördüğünüz gibi serinin 3. kitabıyla açılış yaptık. Sonra serinin 1. kitabı. O da ne? Bir tane daha aynı kitaptan. Bir yanlışlık olmuş olamaz değil mi? Olamaz çünkü bir kendime, bir arkadaşıma aldım. Bu seri kaçmaz dedim. Nasıl olsa Okuoku'nda 75 liraymış kargo sınırı. Kargo da ödememiş oluruz böylece dedim. Bu 3,5. kitap. Ondan da 2 tane. Scarlet. Serinin 2. kitabı. Ve serinin 3. kitabı. Cress. Çok merak ediyorum bu seriyi ama ancak yazın okuyabilirim. Bunlar Okuoku'nun meşhur ayrakları. Novella yayınlarının anahtarlığı. Jacobs kahve, ikisi bir arada, şekersiz. Şunlara bakmam lazım. İlk defa Okuoku'dan alışveriş yapıyorum ve çok memnun kaldım Okuoku alışverişimden. Çünkü sabah saatlerindeydi. Ben bütün kitapları sepete attım. Tam alacağım, geziniyorum şeyde. Sitede geziniyorum. Başka alacağım kitap var mıydı diye. Bir baktım Scarlet benim sepetimden düştü. Ay dedim nasıl olur, nasıl düşer? Ben bir telaşa girdim. Sonra mail atıyorum falan filan. Ay ne olur ekleyin dedim benim sepetime bu kitabı. Bir daha nerede bulacağım 9.90'a dedim. Sonra söyledim. Ay küçük kızın da ön okuması var. Küçük hırsızın da ön okuması var. Esma'ya veririm artık bunu. Çünkü ben okudum bu kitabı. Bu ayraçlar da hep Esma'ya gidecek. Ben çok sevmiyorum. Ayraça deli oluyorlar ama ben çok gereksiz buluyorum fazla ayracı. Yine de çok güzel düşünmüşler. Diğer kitaplarımıza bakalım. Ne diyordum Scarlet hakkında? Nerede kaldım acaba? Bir dakika. Sonra yazdım. Sonra sağ olsunlar benim sepetime 2 tane de Scarlet eklediler. Ben bu yüzden kredi kartıyla değil de şeyle ödedim. Havale yaptım. 2 lira da havale ücreti ödendi. Sadece o kadar, kargo ödemedim. Kapıda ödeme olsaydı 6 liralık bir fark oluyormuş. UPS ile alıyorsunuz kapıda ödemeyi. Bu da Fırsatçı serisinin 3. kitabı. Bunu okumamıştım. Bu bana hediye gelir diye çok bekledim ama gelmedi. O yüzden kendim aldım. Terry Fisher'ı ben çok beğeniyorum, yazısını, dilini. İlk 2 kitabı çok beğenmiştim, anlatımını. 3. kitabın da favorim olacağını düşünüyorum. Kapaklarını çok sevmiyorum ama artık yapacak bir şey yok. Orijinal kapakları da bu tarz bir şey. Evet, bunu çok istiyordum. Herhalde bu yaza ince de bir kitap olduğu için yaza belki bekletmem ama. Bir de bu, Esma'ya aldırdım bunu. Bir Cihan Kafes. Ama eski kapağı göndermişler. Bendeki kapak da bu. Sonra Artemis bu kapağı yeniledi. Belki tekrar buna geri dönüş yapmışlardır bilmiyorum ama. Yok, 1. baskı. 50. yok. Eski kapak bu. Neyse artık kitabın kapağının 2. versiyonu çok hoştu. Şurada başka renkli bir figürü var. Aslında kitabın içeriğiyle bu kapak daha çok uyuşuyor ama yine de yeni kapak göndermelerini beklerdim Okuoku'dan. Ama Okuoku'ya laf yok çünkü benimle çok ilgilendiler. Ve sepetimde olmamasına rağmen kitabı kampanyadan bana verdiler. Okuoku alışverişim bunlardı. Dediğim gibi yarısı benim, yarısı Esma'nın. Bunu Esma'ya aldırdım. Bu benimki. Diğer Ay Günlüğü serisi de bir ona bir bana. Yani okumadığım bir kitabı arkadaşa da aldırdım. İnşallah çok çok güzeldir. Yazın beraber okuyacağız Esma'yla. Şu an ikimiz de çok yoğunuz. Bir de Fen Yayınlarından bana gelen bir hediye var. Kitapları 1 milyondan fazla yazar diyor. Şu yazar için artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Çok ilgimi çekti bu kitap. Ama birazcık basın bütününden okuduğum kadarıyla biraz burkucu, biraz üzücü, ağır bir drama bekliyorum kitaptan. Kitabın videosunu da ekleyebilirsem videoma eklerim. Teşekkür ediyorum Pena Yayınlarına bana bu kitapları gönderdikleri için. Çünkü ben diğer ülkelerin bestsellerlerini merak ediyorum. Hani Amerika
çok satanları okuyoruz ama mesela USA Today'in önerdiği kitapları onları okuyoruz ama işte diğer ülkelerin şeylerini de merak ediyorum. Çok satanlarını da merak ediyordum. Bu mesela Yunanistan'da çok okunan bir kitap demek ki. En azından ilk kitabı okuyup bir ikinciyi okuyup okumayacağımı karar vermem lazım. Tabii bunları koyacak yer yok. Artık bir yer ayarlayacağız ama. Bu arada Ay Günlüğü serisinin her bir kitabını 9.90'a aldım. Hırsızı 11.70. Bir Can Kafes'te 12.96'ymış fiyatı. Çok yerinde, çok uygun bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Yoksa zaten kitap alma gibi bir fikrim yoktu. Bu şahane kampanyayı kaçırmak istemedim. İnşallah bu kitap, bu Ay Günlüğü serisi de övgüleri fazlasıyla hak eden bir seridir de doyasıya zevkle okurum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalın.